Kanal Fırat ekranlarına, Akşam Ajansı'na hoş geldiniz sayın seyirciler. Haftanın dördüncü çalışma iş gününden, Perşembe gününden sizlere sesleniyoruz. Elazığ'da ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktaracağımız Akşam Ajansı'na başlıyoruz. Sayın seyirciler, Elazığ bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ağırladı. Şu sıralarda Bakan Selçuk Elazığ'dan, havalimanından uğurlanıyor ama gün boyu Elazığ'da çeşitli temaslarda bulundu. Şimdi sabah saatlerine gideceğiz. Elazığ'daki gününe muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları derneklerinin başkanlarıyla Elazığ programı başladı Bakan Ziya Selçuk'un ve önemli açıklamalarda bulundu. Eğitimin özelde yerel yönetimlerle birlikte kalkınan bir husus olduğunu ifade etti ve eğer iyi bir eğitim olması isteniyorsa güçlü yerel yönetimle birlikte hareket edilmesi gerektiğini kaydetti. Tunceli'deki programlarını tamamlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gece Elazığ'a geldi. Bakan Selçuk, Elazığ'daki programları kapsamında ilk olarak bir otelde muhtarlarla ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin yer aldığı toplantıya katıldı. Toplantıda ilk olarak AK Parti Başkanı Ramazan Gürgöz'e konuştu. Gürgöz'e, ilin eğitimdeki başarısının kalıcı olmasını arzu ettiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımızın yüksek tasvipleriyle ilimizde eğitim noktasında çok büyük yatırımlar yapıldı. Yapılan bu yatırımlar son dönemlerde çok açık bir şekilde yapılan yatırımların eğitim camiasında öğrencilerimizde karşılık bulduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hemen birkaç gün önce, birkaç ay öncesinden başlamak üzere ilimiz eğitim noktasında gerek bazı sınavlarda gerekse sosyal, kültürel, başka alanlarda çok önemli başarılara imza attıklarına şahitlik ediyoruz. Şans, bütün emeği geçen herkese şansınızdan teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Tabii bu başarıların bir kez değil, kalıcı ve sürekli hale gelmesi bizim en büyük temennimiz, en büyük arzumuz. Sadece ilimizde değil, Türkiye'de eğitim camiasında eğitimdeki başarıların devamı ve sürekliliği, sürdürülebilirliğini çok önemsiyoruz. İktidarlarımız döneminde eğitime yapılan yatırımlar devasa yatırımlardır. Bütçenin çok önemli bir kısmı, değerli bakanımız belki ifade edeceklerdir, eğitime ayrılmıştır. Yeni nesilleri, gelecek nesilleri inşa eden sadece eğitim camiasındaki çalışanlar ya da eğitim camiasında hizmet verenler değil elbette. Anne baba evde başlamak üzere sivil toplum kuruluşlarının, yine muhtarlarımızın ve bütün kamuoyunda her kesimin çok önemli katkı sunması gerektiğine inanıyor ve milli eğitimin bu başarılarının devamı noktasında burada bulunan her bir ferde büyük işler, büyük görevler düşüyor. Daha sonra konuşan AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık da Elazığ'a yapılan hizmetlerden bahsetti. 2001 yılında AK Parti kurulduğunda buradaki arkadaşlarımızın pek çoğu bilir de gazeteler manşet atmışlardı Sayın Cumhurbaşkanımız için. Muhtar bile olamayacak, muhtar bile olamaz dediler. Sayın Cumhurbaşkanımız bir başbakan, cumhurbaşkanı ve devlet başkanı olmakla birlikte bugün masumların ve mazlumların hamisi, işin açıkçası dünyanın lideri konumunda. Müslümanların umutla beklediği, ağzından çıkacak her sözü beklediği bir lider konumunda. Ve yine 2002 yılında ilk seçime gittiğimizde Türkiye'de olanları düzeltemeyeceğimizi, Türkiye'yi düzeye çıkaramayacağımızı düşünenler, belki de bunu umut edenler, bugün o gün yaptıkları aynı temennilerde bulunuyorlar. Ancak hepimiz biliyoruz ki AK Parti 17 yıl boyunca ülkenin kaderini değiştirdi. Muhtarlar ve STK başkanlarına seslenen Bakan Selçuk, eğitimin ve yerel seçimin önemine değindi. Burada Elazığ'da birçok ili ziyaretimizde olduğu gibi milli eğitim hizmetlerinin de ne şekilde gittiği, nasıl devam ettiği, kalitesi, eksiklerimiz, iyi yönlerimiz,
Bütün bu konularda bir değerlendirme ve istişare yapmak üzere Elazığ'da bulunuyoruz. Bir ekiple beraber geldik. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimde bir şey yapmak istiyorsak muhakkak surette yerel yönetimlerle çok güçlü işbirliğine ihtiyacımız var, dedi. Bir seçim dönemindeyiz aynı zamanda ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın anahtar kelimelerinden birisi de yerel yönetimler. Burada iş dünyasının insanları var, temsilcileri var, muhtarlarımız var, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri var. Yani bütün üçüncü sektör diyebileceğimiz kesim burada ve bütün toplumun nabzını tutan, kılcal damarlarını bilen herkes burada. Ben hazır böyle bir kesimle birlikteyken, bir ortamda beraberken birkaç hususun altını çizmek isterim. Eğitim dediğimiz şey temelde yerel yönetimlerle kalkınan bir husus. Eğer biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimde bir şey yapmak istiyorsak muhakkak surette yerel yönetimlerle çok güçlü bir işbirliğine ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu ki kendisinin selamları var, onu hususen de ifade etmek isterim Aziz Elazığ'a. Israrla söylediği bir şey var. Toplumun bütün kesimlerinin eğitimi yükselmeden bizim ekonomimiz ve demokrasimiz yükselmez. AK Parti'nin iş başına geldiği dönemden beri çok büyük işler başarıldığını vurgulayan Bakan Selçuk, Türkiye'nin eğitimin altyapısı ile ilgili çok büyük mesafe alındığını kaydetti. Eğer Türkiye eğitim sisteminin yükselmesi ve çocuklarımızın dünya ile yarışır hale gelmesi konusunda bir endişemiz varsa, bir beklentimiz varsa muhakkak surette yerel yönetimlerle eğitimi bağlamamız gerekiyor. O sebeple bu seçim çok önemli. Gerçekten verdiğimiz önemin altını ısrarla çizerek söylemeye çalışıyorum. Tabii bu doğrudan doğruya, biraz önce Sayın Vekilimizin de ifade ettiği gibi, biz oy istemekle doğrudan doğruya ilgili değiliz. Biz gelecekten bahsetmekle ilgiliyiz. Biz hizmet anlamında yapılacak işlerle ilgiliyiz. Biz eğer çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bir mesafe alma talebimiz, beklentimiz varsa onunla ilgiliyiz. Eğer sizin böyle beklentiniz varsa bu konuda desteğinize talibiz. Ve bu destek olduğunda emin olun Türkiye eğitimle ilgili çıta atlayacak. Ve bu çıtanın neticesinde de ekonomisi büyüyecek ve demokrasisi çok çok daha fazla gelişecek. Sayın seyirciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Elazığ'daki programının bir başka adresi Elazığ Valiliği oldu. Elazığ Valiliği'nde de açıklamalarda bulundu ve Bakan Selçuk Elazığ'ın eğitim alanındaki çalışmalarından bahsetti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'daki ziyaretleri kapsamında Elazığ Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Selçuk, valilik binasında Vali Çetin Oktay Kaldırım, vali yardımcıları, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolgar, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri karşıladı. Bakan Selçuk, kendisini karşılayan iki çocukla sohbet etti, hediye takdim etti. Vali Çetin Oksay Kaldırım, Bakan Selçuk'un ortaya koyduğu vizyonun kendilerini ümitlendirdiğini ifade etti. Tabii Elazığ vizyonun ufkunu dünyaya açılmak olarak belirlenmiş. Dünyada önemli bir kültür sanat merkezi, turizm merkezi, üretim merkezi olarak belirlemiş bir şehir. Sayın Bakanımızın buraya teşrifleri bu vizyonu gerçekleştirmede, özellikle eğitim alanında, insan kaynağı yetiştirme alanında ve çok ihtiyaç duyduğumuz kaliteli, nitelikli ara eleman yetiştirme anlamında bize büyük katkı, güç verecektir. Sayın Bakanımızın az önce eğitim camiasıyla yapmış olduğu toplantıda ortaya koymuş olduğu vizyon gerçekten bizi fevkalade ümitlendirmiştir. Ve Türkiye'nin, hatta dünyanın ihtiyacı olan bir bakış açısıdır. Ben Zatalilerinin elimize göstermiş olduğu bu yoğun büyük teveccühten dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Ekibine şükranlarımı sunuyorum.
İnşallah bundan sonra hem ilimiz için hem ülkemiz için yapacağı çalışmalar hem ilimize hem ülkemize eğitim anlamında ve kalkınması, gelişmesi anlamında büyük katkı verecektir diyorum. Elazığ'ın tam gün eğitime geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Ziya Selçuk, bir yıl içerisinde yapılacak olan dersliklerle birlikte eğitimde tam güne geçişin olabileceğini söyledi. Elazığ'ın tam gün eğitime geçmesiyle ilgili oldukça düşük miktarda bir derslik sayısına ihtiyacı var. Ve alınacak, kısa sürede alınacak bazı tedbirlerle hemen bir yılın içerisinde bu derslik ihtiyacının giderilmesi mümkün olabilecek. Zaten şu anda 3 tane anaokulu var, projesi bitmek üzere olan, yaklaşık 9 milyon Türk lirası bütçesi olan. Ayrıca 8 tane ilkokul var ve bunların da yaklaşık olarak 90 milyon Türk lirası bir bütçesi var ve bunlar da tamamlanacak. Bunun dışında 4 tane de ortaokulumuz var. Bütün bu okullarımız tamamlandığında ve yeni bazı tedbirler alınıp gerek derslik açısından gerek öğretmen evi açısından çok büyük müjdeleri rahatlıkla verebilecek bir konumdayız. Bunun için de Elazığ'ın artık altyapı sorunlarıyla değil, kalitesini artırmakla meşgul olan bir şehir olmasını arzu ediyoruz. İnşallah bu yolda da çok kısa süre içerisinde, en geç bir yıl içerisinde birçok eksiğimizi tamamlamış ve eğitimde kalite yolculuğumuzu çok daha yükseklere taşımış olacağız. Bakan Selçuk, altyapı sorunumuz yok diyerek önümüzdeki süreçte birçok projenin hayata geçeceğini ifade etti. Türkiye'nin önümüzdeki süreçlerde özel öğretim kursları gibi, LGS gibi birçok alanda biliyorsunuz gündemi var. Bunların hepsiyle ilgili çok detaylı, ayrıntılı açıklamalar paylaşıldı. Ama şundan kamuoyu emin olsun, biz bu konularla ilgili her türlü tedbirimizi aldık ve altyapı sorunumuz yok. Bununla ilgili finansman, insan kaynakları ve benzeri bütün tedbirler alındı. Velilerimizin, öğrencilerimizin tedirgin olmaması ve huzursuzluk yaşamaması için bütün tedbirler bilimsel olarak, akademik olarak, bürokratik olarak alınıyor. Buna dayalı olarak da özet olarak şu söylenebilir. Önümüzdeki süreçte eğitim-öğretim hayatımızda, ikinci dönemin şu anda sürdüğü eğitim-öğretim hayatımızda, öğretmenlerimizin eğitimine yönelik, okullarımızın kalite geliştirilmesine yönelik birçok projeyi peyderpeyde sizinle paylaşmış olacağız. Şubat ayında iki tane büyük çalışmamız olacak. Mart ayında, Nisan ayında, Mayıs ayında bu böyle her ay devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklamasının ardından valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı. Sayın seyirciler, Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban da seçim çalışmaları kapsamında önceki gece Yeni Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Üniversite Mahallesi'nde de kahvehane toplantısında vatandaşlara seslendi. Bilal Çoban, ittifak için görüşülen iller arasında Elazığ'ın bulunmadığını belirterek, belediye başkanı olması halinde üretken bir belediyecilik hizmetiyle vatandaşlara hizmet edeceklerini ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban seçim çalışmaları kapsamında Yeni Mahalle sakinleriyle buluştu. Yeni Mahalle sakinlerinden yapılacak seçimlerde destek isteyen MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Bilal Çoban, vatandaşların sorunlarını dinleyerek istişarelerde bulundu. Bilal Çoban daha sonra üniversite mahallesinde kahve toplantısında vatandaşlara seslendi. Partilerinin seçime Cumhur İttifakı ile girdiğini anımsatan Bilal Çoban, bazı iller için görüşmelerin sürdüğünü ancak bu iller arasında Elazığ'ın bulunmadığını kaydetti. Çoban, seçilmeleri halinde üretken belediyecilik yapacaklarını belirtti. Elazığ bu işlerden müstesnadır. Çünkü Elazığ, Milliyetçi Hareket Partisi'nin önemsediği, özel ilgi gösterdiği ve ruh itibariyle de MHP'nin kalesi kabul ettiği bir ilimizdir. Biz de elimizden geldiğince Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu kırmızı çizgisini ve Elazığ'a bakış açısını önemseyip üretken belediyecilik ile taşlandırmak ve zaferle sonuçlandırmak için yoğun tempo içerisinde sizlerin karşısına geldik ve kendimizi anlatarak bu süreci
zaferle, şanlı bir zaferle bitirmeye çabalıyoruz. Her geldiğimizde söylediğimiz, her konuştuğumuzda ifade ettiğimiz ve gelecekle ilgili stratejilerimiz, projelerimiz tam doğrudur. Şehrin geleceğine ilişkindir ve her biri bir ihtiyaçtan doğmuştur. Sizi 9 yıl boyunca dinleyip, şehri 9 yıl boyunca gezip, şehrin her köşesinde 9 yıl boyunca edindiğimiz sohbetler ve izlenimler ve özellikle şehrin SWOT analizlerinden, şehrin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını, tehditlerini çıkarıp ortaya koyduğumuzda bu projelerin mutlak olması gerektiği, şehrin önünü açacak hem imar anlamında hem otopark anlamında vatandaşın beklentilerinin olduğu, bu şehrin kültürel derinliğindeki o yok oluşa doğru, harput kültürünün baskın kültürü olmaktan çıkmaya doğru evrildiğini, ticaretin krize girdiğini, siyasetin çıkmaza girdiğini, üretimin bitme noktasına geldiğini ve şehirle ilgili vatandaşın normal beklentilerinin asgari düzeyde bile karşılanmadığı bir şehirde elbette ki belediyecilikle ilgili adım atmak hem zor hem de bir o kadar kolaydı. Biz de projelerimizle karşınıza geldik. Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Haluk Arslan da seçim çalışmaları kapsamında Elazığ terminalinde hizmet veren esnaflarla bir araya geldi. Haluk Arslan hem esnafların sorunlarını dinledi hem de yaptığı değerlendirmede Elazığ terminalinin sorunlarının çözüme kavuşturulmadığını ifade etti. Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Yüksek Harita Mühendisi Haluk Arslan seçim çalışmalarına devam ediyor. Kentteki ziyaretlerini sürdüren Başkan Adayı Arslan, programı çerçevesinde Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali esnafı ile buluştu. Nasılsınız? İyi sağlık. Kaç personel var burada? Burada 20-25 personel varız. Terminalde bulunan şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmaların yazıhanelerine tek tek dolaşan Başkan Adayı Arslan, yazıhane sahiplerinin sıkıntılarını dinledi. Elazığ'ın vitrininin terminal olduğunu ifade eden Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Haluk Arslan, terminalin ve esnafının sorunlarının çözüme kavuşturulmadığını kaydetti. Şehrin tüm kesimlerinin görüş ve düşüncelerini, şehrin geleceğiyle ilgili yapılması gereken işleri de esnaflarımızla, şehirde yaşayan her kesimden insanımızla karşılıklı konuşma fırsatı arıyoruz. Bugün Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali belediyenin işlettiği bir terminal. Bu terminalimiz her ne kadar bir düzenleme yapılmışsa da esnaflarımızın bazı sıkıntıları var. Özellikle doğalgaz konusunda ısıtma sisteminde müracaat dahi edilmediği, sık sık elektrik kesintilerinin olduğu, bir yağmur yağdığı zaman çatının damladığı ve bunun da buna da müdahale edilmesi noktasında eksik kalındığı ve kiraların da 2017 yılından bu tarihe kadar %110 oranında arttığını ama buna karşılık yakıt fiyatlarında, akaryakıt fiyatlarında da zam olmasına rağmen bilet fiyatlarında da bunun yansımasının olmadığını söylüyorlar. Elbette ki vatandaşımız da daha ucuz ulaşım araçları arıyor. Evet, her şeyin ucuzlamasını hepimiz istiyoruz ama ortada da insanların bu hizmeti sunan sektörlerin yaşadığı ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntıların ne kadarını ve nasıl çözebiliriz? Yöntemimiz nasıl? Bunun yolunu aramamız lazım. Belediyenin yapması gereken işleri yerinde, zamanında ve doğru bir şekilde yapıp kaynakları doğru bir şekilde kullanması gerekiyor. Bugün eğer Elazığ Belediyesi'nin vitrini durumunda olan şehirler arası otobüs terminalinde bazı belki de çok kolaylıkla çözülebilecek problemler için çözüm yolu bulunamıyorsa veyahut da bu konuda biraz aksama varsa elbette ki bunun düzeltilmesi gerekir. Bunların çözümü için elbette ki konuşacağız. Çözecek iradeyi koyacağız. Ciddi problemlerimizi, gerçek problemlerimizi konuşacağız ve bunların çözümüne yönelik de çaba sarf edeceğiz. Bizim değerlendirmemiz o. Sayın seyirciler, şimdi sizleri Ankara'ya götüreceğiz. Ankara'daki Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği, Ankara'da yaşayan Elazığlı bürokratları kahvaltıda ağırladı ve kahvaltıda gündem tabii ki Elazığ'dı. Ankara Elazığ Kültür Derneği geleneksel hale getirdiği hemşehri kahvaltısının bu haftaki misafirleri Ankara'daki bürokratlar oldu. Yoğun bir katılımla gerçekleşen kahvaltıda gündem Elazığ'dı.
Düzenledikleri etkinliğin önemine değinen Elazığ Kültür Derneği Başkanı Profesör Doktor Haşim Çakırbay, "Amacımız iş yoğunluğu nedeniyle bir araya gelemeyen veya tanışamayan, birbirlerinden haberleri olmayan bürokratları bir araya getirerek davetlilerin hem bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak hem de Elazığ ve Elazığlılara nasıl daha iyi hizmet verebilmenin arayışındayız," dedi. Sayın bakanlarım, sayın milletvekillerim, değişik kurum ve kuruluşlarda görev yapan değerli bürokratlar, sayın komutan, sayın vali, kaymakam, evet, sayın onursal başkan, Elazığ Kültür Derneğimizin saygıdeğer yönetimi ve yönetimde olsun ya da olmasın, her zaman birlikte olduğumuz Elazığ'da Elazığ kültürüyle hemdem olan, o konuya elinden gelen yardımı yapan değerli derneklerimizin başkanları ve değerli hemşehriler, hepinizi Elazığ Kültür Derneği Yönetim Kurulu adına saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sayın seyirciler, Elazığ Klasik Devlet Türk Müziği Korosu da vefatının 60. yılında Selahattin Pınar anısına konser düzenleyecek. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından vefatının 60. yılında Selahattin Pınar anısına konser düzenlenecek. 15 Şubat Cuma günü Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konserde Selahattin Pınar'ın besteleri seslendirilecek. Konser öncesi açıklamalarda bulunan koro şefi Kenan Çimtay, tüm Elazığlıları konsere davet etti. Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 2015 yılından bu tarafa besteci konserlerine devam etmekte, ağırlık verdik. Bu 2019 yılının Şubat ayına da Selahattin Pınar bestelerini uygun bulduk. Pınar, Selahattin Pınar neoklasik dönemin çok önemli bir bestecisidir. Atatürk'ün huzurunda bizzat eserler icra etmiştir ve onun övgüsüne mazhar olmuştur. Biz de bu konserimizde yaklaşık 16 eser icra edeceğiz. Bunlar tabii solo ve koro şeklinde olacak. 3 tanesi eserlerin, repertuarın 3 tanesini koro, diğer 13 tanesini de solo şeklinde arkadaşlarımız icra edecekler. Çok iyi hazırlandık. Ben buradan bütün Elazığlı hemşerilerimizin bizim bütün konserlerimizi böyle takip ederek mutlaka şereflendirmelerini, onurlandırmalarını ben kendim rica ediyorum. Konserlerimizi mutlaka gelsin izlesinler. Canlı konser seyretmek ayrıcalıktır. İşi şeyinde, mutfağında görmek daha farklıdır. 15 Şubat 2019 Cuma günü akşam saat 8'de Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde konserimizi icra edeceğiz. Tüm halkımızı bekliyoruz. Sayın seyirciler, bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Bugün birçok insana çok büyük anlamlar ifade ederken kimisine ise hiçbir anlam ifade etmiyor. Peki Elazığlı vatandaşlar 14 Şubat'la ilgili neler düşünüyor? Haberimizi izliyoruz. 14 Şubat'a saatler kaldı. Peki Elazığlılar 14 Şubat için nasıl bir hazırlık yapıyor? 14 Şubat Elazığlılar için ne anlam ifade ediyor? Hiçbir ifade etmiyor. Neden? Çünkü anlamsız bir gün işte, her günle aynı zaten. Aynen. Ama insanlar bugünü özel bir gün olarak kutluyor. Ya insanlarda oluşturulan bir bilinç yani. Herkeste bir bilinç oluşturulmuş, yok Sevgililer Günü diye. Saçma bir gün diye düşünüyorum. 14 Şubat sizin için neler ifade ediyor? Hiçbir şey. Neden? Çünkü her gün 14 Şubat çünkü bizim için. Sevgililer Günü. Evet, Sevgililer Günü. Evet, biz kutlamıyoruz. Sizin için 14 Şubat önemli değil mi? Benim için hiç fark etmiyor. Normal günde de aynı şekil. Her gün ben işimi seviyorum diyorsun. Evet. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Her gün Sevgililer Günü olsun. Herkes eşine değer, kıymet versin. Herkes çiçek hediye alsın. Yani illaki bugün olacak diye bir şart yok. Yani 14 Şubat'ı normal bir gün olarak değerlendiriyorsun. Aynen, değişen bir şey yok. Benim için aynısıdır.
O zaman biz diyelim ki bayanlar bir çiçektir. 14 Şubat'ı evet. Güzel geçirmeniz sağ dileğiyle olun. Size bir papatya hediye edelim. Buyurun. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yarın için yarın bir şey düşünüyor musunuz? Yarın gününü de kutluyoruz. Efendim? Bir şey düşünüyor musunuz bu 14 Şubat'ta? Yine düşünüyoruz, yine düşünüyoruz. Neler düşünüyorsunuz efendim? Valla bir şeyler olacağız, dur bakalım neler. Daha bakıyoruz diyorsunuz. Aynen, aynen bakıyoruz evet. O zaman eşinize ilk hediyeniz Kanal Fırat'tan olsun efendim. Bir papatya hediye edelim. Oldu, çok teşekkür ediyorum. Bizden artık söylersiniz eşinize. Çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Güzel bir 14 Şubat geçirmeniz dileğiyle. Allah razı olsun, sağ olun, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Yarın 14 Şubat neler söylemek istersiniz? Ne sevgilimi almışım dolaşıyorum işte karımıza, ne olacak? Yarın onun için bir şeyler düşündünüz mü 14 Şubat'ta? Onun yeri ayrı, özeldir o. Bir sürpriz yapacak mısınız? Tabii ki mutlaka, teşekkürler. İlk sürprizimiz Kanal Fırat'tan olsun o zaman. Size bir çiçek hediye edelim, siz de eşinize hediye edin. Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim. Çok mersi. Buyurun. Nice mutlu 14 Şubat'lara. Sağ olun sizlere de. Teşekkürler. İnşallah. Peki yarın için bir şeyler ayarladınız mı? Yok, hiçbir şey ayarlamadım. Şu an kendisi Samsun'da zaten. İnsan şey beklemiyormuş, yani. İstemiyor mu? Yok, biz ortak kararla zaten bunu aldık. Hem onun kararı hem benim kararım. Yani bunu bir güne sıkıştırmanın anlamı yok. Biliyorsunuz 14 Şubat'a saatler kaldı. Ne gibi hediyeler alabilir insanlar birbirlerine, çiftler birbirlerine? Tabii son zamanlardaki altın fiyatlarındaki artıştan dolayı gümüşlere de bir talep arttı son zamanlarda. Gümüş grubunda da özellikle bayanlarda kolyeler daha garanti bir hediye oluyor. Ölçü derdi yok. Model seçenek daha fazla. Bileklikler oluyor, daha çok tercih edilen ve tabii ki saatler. Peki erkekler için neler olabilir? Erkekler için de genelde en çok tercih edilen erkek yüzük. Malum yöremizde de ve kültürümüzde de bayağı tutulan bir şey. Ekstra bir de saatlerimizin yanında tespihlerimiz. Tespihler de en çok tercih edilen modellerde. Güzel bir hediye almak için en alt limitle en üst limit aralığını bize söyleyebilir misiniz fiyatı? Bayanlar için, yani bayana alınacak hediyeler için en alt limitimizi 65, en yüksek limitimizi 250 olarak düşünebiliriz. Tabii daha üzerine çıkanlar da var ama en çok tercih edilenlerdeki limit bu. Erkeklerde de en alt limit, yüzükler için söylüyorum, 75-80 liradan başlıyor. Gram ve eşçiliklerine göre maksimum, en çok tercih edilene göre 250 olarak düşünebiliriz. Şu anda bayanlar için en önemli, anlam katan hediyelik reyandayız, çiçekçideyiz. Bakalım nasıl çiçekler alınması gerekiyor 14 Şubat'ta, hangi çiçeğin hangi anlamı var? Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. İnsanlar nasıl hediyeler almalı? Tabii ki öncelikle çiçek. Çünkü kadınlar en başta çiçek diyoruz. O yüzden çiçek. Gül en başta geliyor tabii ki, sevginin temsili. Evet. O şekilde papatya mesela, saflığın temsili. Ondan dolayı çiçek güzel yani. Maddi açıdan da uygun diğer hediyelere göre. 14 Şubat'a saatler kala vatandaşların hem nabzını tuttuk hem de 14 Şubat'ta çiftlerin birbirine alabileceği hediyeleri araştırdık. Mutlu bir 14 Şubat geçirmeniz dileğiyle. Sayın seyirciler, şimdi de ekranlarınıza biraz önce izlediğiniz 14 Şubat haberinin kamera arkasını getireceğiz. Özellikle meraklı izleyicilerimiz için ekranlara getirmek istiyoruz ve bakalım bir haber hazırlanırken hangi durumlar yaşanıyor? İşte o durumların bir yelpazesini ekranlarınıza getireceğiz çünkü gerçekten çok komik. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Elazığlılara sormak için sokağa inen muhabirimiz Bahadır Göktürk, editörümüz Sıtkı Taşel ve kameramanımız Mert Soydan'ın başlarına gelmeyen kalmadı. Onlar vatandaşları konuşturmaya çalışırken vatandaşlar ise kaçmayı seçti. Koşuşturmacılar ise objektiflerde komik anlar oluşturdu. Gerçekten. 14 Şubat sizin için bir anlam ifade etmiyor. Neden ben? Başka birini unutma. Neden ben? Benim İnşallah. Sevgilim var, ben buradan ona sesleniyorum. Onu da seviyorum, bu çiçeği de kendisine vereceğim. Alkış.
Ve muhabir arkadaşımız Bahadır Göktürk'e ve kameraman arkadaşımız Mert Soydan'a da bu haberleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve bir başka habere geçiyoruz. Toyota Corolla'nın 12. yeni nesli düzenlenen programla tanıtıldı. Corolla'nın 12. nesli Toyota Elpa Plaza'da düzenlenen özel bir törenle tanıtıldı. 3, 2, 1. Çok heyecanlı. Yeni Corolla hibrit versiyonu ile birlikte Toyota'nın Türkiye'deki fabrikasında üretiliyor. Çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlenen yeni Corolla'nın ilk tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Toyota Plaza İş Geliştirme Müdürü Hüseyin Çiçek, uzun zamandır bu anı beklediklerini belirterek hem bizler hem de müşterilerimiz büyük heyecan ve mutluluk yaşıyoruz. Toyota'nın misyonu en iyi otomobilleri üretmek ve markamızı Türkiye'nin en sevilen markası yapmaktır. Corolla'nın yükselen bu hedefte kilit rol oynayacağına inanıyorum. Üstelik Corolla'nın hibrit modeliyle birlikte Türkiye'de üretiliyor olması bize çok büyük bir mutluluk ve gurur veriyor dedi. Toyota'nın hibrit versiyonunun artık yeni nesil Corolla'ya da eklendiğini kutladığımız bir gün. Toyota hibriti belki az çok kullanıcılarımız biliyor mu veya müşterilerimiz biliyor mu bilmiyoruz ama biz artık çok iddialı geldik ve dizel devrini tamamen bitirdik. Corolla'nın bu yıl 51. yılı ve 51. yılında şu an 12. nesli yani 12. yeni kasasını bugün tanıtıyoruz. Ve bugün akşam saat 8 itibariyle tüm Avrupa'da, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de ve biz de Elazığ'da canlı yayına bağlanarak örtüyü kaldıracağız. Ve bu yeni jenerasyon Corolla'yı tüm müşterilerimize artık tanıtmış olacağız. En güzel özelliği artık hibrit dediğimiz çift motor teknolojisi olan hem elektrikli hem benzinliden gücünü alan yeni motoru artık Corolla'da sunmamız. Pazara çok iddialı gireceğiz, pazarı sarsacağız. Türkiye'de oldu olalı gelişen bütün otomobil sürüş mantığını değiştirecek bir otomobil tanıtacağız size. Vatandaşlar da yeni aracın merakla tanıtımını bekledi. Yeni yıl arkadaşı geliyor, yeni Corolla hibrit. Bizler de merak içerisindeyiz. Bizlerin de beklediği zaten araçların konforlu olması, yakıt tüketimi, parçalar ucuz olması. Beklediğimiz şeyler bunlar bizlerin. Yani bence zaten Corolla yıllardır yani sağlamlığıyla olsun, teknolojisi olsun iyi bir araç. Bence yani insanlar zaten bayağı da bir talep var. İnsanlar da bayağı gelmiş. Yani bence bayağı tutulacak yani. Ben bir yıldır hibrit kullanıcısıyım. CHR kullanıyorum. Memnunum arabamdan. Eşim de Corolla için geldi ona bakmaya. Ekonomik arabalar, sessiz olması çok büyük avantaj. Corolla kullanıcısıyım ve Corolla'dan da memnunum. Gerçekten güzel arabalar. Yeni Corolla hibritin çıkması da aslında iyi oldu. Hem çevre dostu olması hem kullanımını henüz bilmiyoruz. Yarın bakacağız. Ve hayırlı olsun diyorum ben. Bu haberle bugünü de noktalıyoruz. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Tüm ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.